Ne tohumdu Ahmetciğim, söyler misin evet. lütfen? Hayır. Terminatör tohum evet, dediğimiz bir tohum formu geliştirildi. Ve böylece tohum ikinci jenerasyonda döl veremez halde üretilmiş durumda. Yani eskiden çiftçimiz, tarımını yaparken tohumunu da bir dahaki yıl için kendine ayırırdı. Geçen bölümde bahsettiğimiz. Oysa bu teknolojiyle bitki gelişiyor tohumda ama döl vermiyor. Meyve vermiyor ve dolayısıyla da her seferinde tohum üreticilerinden almak durumundasınız. Tohumu aldığın zaman ilaçlarını zira ilaçlarını beraberinde almak zorundasınız. Onların önerdiği fiyatlarla olan, almak zorundasınız. Tabii. Ve ciddi bir bağımlılık yaratılmakta. Bunun ülkesel perspektifine bakarsak 2006'dan itibaren Türkiye'de tohum ticareti Tarım Bakanlığı'ndan Tohumcular Birliği'ne devredilmiş durumda. Ve dolayısıyla da artık bu dünyada bu işin tröstleri vasıtasıyla tohum ticaretimiz yönlendirilmekte. Bu ne demektir Ahmet Bey? Bir saniye buna yani. Şunu eklemek istiyorum. Yerel tohumların şu anda üretim izni var ama satış izni yok. Ancak takas yoluyla yerel tohumların birbirine satılması, devredilmesi söz konusu. Onun için ancak bazı hassas sivil toplum örgütleri tarafından şu anda tohum takas şenlikleri biçiminde bu götürülebiliyor. Ve artık Türkiye'de yerel tohum ticareti ne yazık ki yapılamıyor. Onun için biz bugün hani Çengelköy hıyarımızı ben unutmayayım diye not aldım. Müsaade evet. ederseniz okuyacağım. Diyarbakır karpuzumuzu Teksas'tan alıyoruz tohumunu. Çengelköy hıyarını Amerika Birleşik Devletleri'nden alıyoruz. Beypazarı havucunu İsrail'den alıyoruz. Urfa biberini Meksika'dan alıyoruz. Ve Ayaş domatesini Fransa'dan alıyoruz. Lahana ve kabağı da Almanya'dan alıyoruz. İşte bizim şu anki tohum ticaretimizin gerçek yüzü budur. Bütün bunlara ilaveten biz dünyada dönemsel olarak zeytinde ikinci veya üçüncü dünya devi ülkeler evet. içindeydik. Bugün zeytin fidesi eken üreticimize teşvikler kaldırılmış durumdadır. Dolayısıyla da daha fazla zeytin dikimi artık frenlenmek durumdadır. Tıpkı şeker pancarında konmuş kota da olduğu gibi. İsterseniz de o boyutu da bana şöyle söz verdiğinizde yani açabilirim. Şöyle bir manzarayla karşı karşıyayız. Yani yediğimiz içtiklerimizin neticede bir tohumdan yapılan ziraatle soframıza masamıza geliyor ve bu tohumların tamamı neredeyse ya GDO'lu ya da dışarıdan böyle ebter yani devamı olmayacak şekilde satın almak mecburiyetinde kaldığımız tohumlar. Buradan dünya devleri kazanıyor. Bu sizin söylediğiniz arada Tarım Bakanlığı bu tohum ticaretini birliklere mi verdi? Onu nasıl yorumlayacağız Ahmet Bey? Yani oradan niçin böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Ne oluyor orada yani? Önce dünyada 1960'lı yıllarla birlikte yeşil devrimin uygulamaya konmasıyla birlikte yeşil devrim ki dünyadaki açları doyurma projesi evet. olarak çıkmıştır. Verimli tohumlar üretmek üzere bir takım enstitüler ve vakıflar vasıtasıyla birliktelikler kurularak adımlar atılmıştır. Bunun ileri aşamasında bu tohumun hegemonyası yavaş yavaş şirketlerin eline geçmiştir. Çünkü dünya açları onları beslemek hani Allah açlıkta ıslah etmesin kimseyi diye bir tabir de vardır. Dünyayı yönetme projesidir. Tohumu elde bulundurma projesi. Şirketlerin eline geçmiş süreç içerisinde de çok uluslu bazı şirketler ön plana geçerek dünya tohum ticaretini ellerine geçirmeye başlamışlardır. Bu tohum ticaretini eline geçiren yani üretimini ve ticaretini eline geçiren çok uluslu şirketler zaman içerisinde GDO'lu tohumları da üreten şirketlerdir. Ve bunlar aynı zamanda tarım ilacını da üreten dünya devleridir. Şimdi az önce siz ne dediniz?
tarım ilacı kullanımını azaltacak, işte evet. çiftçi çok evet. kar edecek gibi gözüküyor. Gibi ama ettiler. Düşünebiliyor musunuz? Mantıken de bu mümkün değil. Çünkü bu tohum şirketlerinin asıl kazançları da tarım ilacı üretiminden geliyor. Bir düşünün ki asıl kazandığınız noktayı baltalayacaksınız GDO'lu ürettiğiniz tohumla birlikte. Bunların ülke içindeki yansımaları da birçok dünya ülkesine bakıyorsunuz. Bizde tohumculuk kanunu 2006 yılında çıkmıştır. 2006 yılına baktığınızda Afrika, Avrupa, Türkiye, Asya ülkelerinde birçok ülkede eş zamanlı tohumculuk kanunları çıkmıştır. Ve bizim tohumculuk kanunumuzun taslağının Avrupalı çiftçilerin ifadesine göre kimisi İspanya der, kimisi Almanya'da yazıldığından bahseder ülkemizi ziyarete gelen Avrupalı çiftçiler. Sonuçta tohumculuk kanunumuza göre çift on binlerce yıldır tohum geliştirip karnımızı doyurup bugünlere taşıyan çiftçilerimizin kendi geliştirdikleri çeşitleri satmaları yasaklanmıştır. Hatta kendi ihtiyacının... Buna ne gerekçe söylüyor mesela kendi, otorite? Niçin yasak diyor yani bir mantığı vardır herhalde. O otorite bu konuda bir şey söylemiyor, tohumculuk şirketleri konuşuyor. Tohumculuk şirketlerinin söylediği tek cümleyi ifade edebilir miyim müsaade ederseniz Ahmetciğim izninle. Tohum köylünün eline bırakılmayacak kadar büyük bir olaydır. Oysa tohumun yaratıcısı zaten bu milletin efendisi diye bize lanse edilen köylüdür. Ama maalesef bugün o kadar enteresan ikilemler yaşıyoruz ki bu ülkeyi var eden topluluk bugün tohum ticareti için hakir görülen bir zümre haline gelmiş durumda. Giriyoruz. Hocam siz en son dediniz ki burada büyük bir oyun var tohum üzerinde özellikle. Şimdi biz de okuduğumuz zaman bu konularla ilgili. Şimdi böyle GDO'lu tohum. Nereden doğmuş bu? İşte ot öldürücü ilaçlar, zehirli ilaç mı diyorsunuz onlara? Kimyasallar atılıyor. Pestisit, tarım ilacı. Pestisit, tarım ilacı atıyorsunuz. O tarım ilacı otları öldürüyor. GDO'lu tohum olmazsa tohumlar dayanmıyor. Şimdi öyle bir şey, hani ekonomide şöyle bir şey vardır. Faiz, enflasyon, faiz sarmalı. Yani faizler yüksek olduğu için maliyetlere şey yaparlar, yansıtırlar bunu. Bu da enflasyonu artırır. Enflasyon artınca faizler artırır. Bu böyle karşılıklı kedi merdiveni gibi bitmeyen, böyle unstoppable dedikleri, durdurulamayan bir döngü gibi yükselir. Ama kazanan gene her zaman rantiyeciler olur ekonomide. Şimdi burada da baktığımızda işte pestisitler, yani tarım ilaçları, İşte GDO'lu tohum, GDO'lu tohum tekrar tarım ilacı talep ediyor. O tekrar GDO'lu tohum. Böyle bir kısır döngü ama kazanan burada gördüğümüz kadarıyla bu tohum üreticileri ve ilaç üreticileri.